Merhabalar, ben Kötü Eskat'ı ve The Binding of Isaac'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Bir süredir bölüm gelmiyordu çünkü... Bir, zaten hani Esun'a biraz kendimi kaptırdım. İkincisi, hafta sonu hiç video gelmedi çünkü hafta sonu yayıncı etkinliğindeydim. Bazılarınızla orada karşılaştım. İlginç oldu. Challenge yapmayayım ben. Normal tur yapayım. Cain mi Isaac mi? Isaac. Yani biraz Isaac gibiyim. Hatta Isaac'le açabileceğim karakterleri şeyleri açıp öyle Cain'e geçeyim. Ya da başka bir karaktere. Neticede her karakterde farklı şeyler açıyorsunuz bu durumda. Evet. Bu da biraz sıkıntıydı. Ama hallettik. Hard modda falan değilim. Değilim. Pentagram yok çünkü yanda. Yanda pentagram dursaydı eğer hard modda olacaktı. Hard modu, normal modu çoğu şeyi açtıktan sonra başlayacağım ya da arada hard mod bazı şeyleri de açacağım tabii. Evet, gel bakalım. Kawaii bok çanlarmış. Yan klavyem durdu. Ya da ben basamadım. Muhtemelen ben basamadım. Devam ediyor. Bu arada yorumlarda duymak isterim. Kimler Games'te benimle fotoğraf çekilenler? Merak ettim. Evet. Devam ediyoruz. O sinek bayağı sinir bozucuydu. Belki bir umut. Değilmiş. Çok saçma bir demeci aldım. Neyse, arayı kapadık. Sacrifice Room'la işimiz yok. Number 1. Aldım. Number 1 range'imizi aşırı kısaltıyor fakat şurada da gördüğünüz gibi atış oranımızı bayağı bir artırıyor yani. Sağlam bir Tears Up upgrade'i fakat range'i bayağı düşürüyor. Yani kısacası bu arkadaş varken range up upgrade almaya özen gösterin. Evet ve dikkat ettiyseniz gözyaşı atmıyor şu an. Böyle ilginç bir olayı da var Number One'ın. Hani ne yaptığını tahmin etmişsiniz. Evet, siz de ölün. Agent Boy mu? Tamam, para güzeldir de. Hani direkt bir damage upgrade, range upgrade, şudur budur, health upgrade bile olur. Agent Boy ne la? En hayal kırıcı itemlerden biri kesin. Daha iyisi olabilirdi. Yani Bean'i çok sevmem ben. Yani efektif kullananlar çok efektif kullanıyor ancak benim Bean'le yıldızım hiç barışamadı. Böyle efektif kullanabiliyorsunuz ama.
damage'i yemeyecektim. O son damage'i yemeyecektim. Hayır, seni şimdi alamam. Bu salaklık olur. Evet. Devam edelim bakalım. Belki boklardan bir şey çıkar. Diğer olarak bakalım. Bir anahtar fena olmaz. Number one'ın sıkıntısı bu. Düşmanlara çok fazla yaklaşmak gerekiyor. Aha, anahtar. Hani bu sıkıntı olmasa number one güzel bir. Bakın, bu sıkıntı varken çekin. Ama gene de alıyorum. Tears up. Tamam. 1 cent boyu iş yapabildik. Düşünmeden, acımadan. Bir halt çıktı. Evet. Full'u da kullandım. Pişman değilim. Hadi gidelim. Bayağı leş gibi bir el oldu bu. Ama belki toplanır ileride. Hani Isaac bu. Her an her şey mümkün. Biliyorsunuz Isaac'in altın kuralı. Her an her şey mümkün. Çok boş harcadım. Bak, burada The Fool'u kullanmamış olsaydım güzel olurdu. Tamamen kendi aceleciliğimden. Hadi. Ölün! Bu arada bir şey daha söylemem gerek. Yorumlarda fake nerede diye soranlar, hani her gün 20 kere bu soruyla karşılaşmak hoş değil. Adam dinleniyor. Yakında dönecek. Benim kafamı niye şişiriyorsunuz? Hani cidden kızıyorum size. Bunu söyleyeyim. Hani hem bu şey kaba, hem de can sıkıcı. Güzel damage'lar yedik bu el. Number one. Onu yemek zorunda mıydım? Şu örümceklere karşı şu an elimdeki en kötü kombinasyondayım.
Ve buna rağmen hiç damage yemedim burada. Saçma odalarda damage yedim ancak burada yemedim. Nasıl becerdim en ufak bir fikrim bile yok. Evet, bu rezil tur rezil. Evet, o zaman hadi yeni bir tur. Yay! Ne harika. Tamam, bu hani moral verici bir başlangıç. Piercing shot. Tamam. Piercing shot'ı severim. Yani knockback özelliğinizi alıyor fakat... Bombayı çok erken kullandım. Bombayı çok erken kullandım. Bombayı çok erken kullandım. Bombayı çok erken kullandım. Devil. Tamam. Devil güzel. Ama bombayı çok erken kullandım. Şu an damage'ımızın çok yüksek olmadığını hesaba katarsak biraz Devil'ın takviyesini almak güzel olabilir. Devil da bildiğiniz üzere tek kullanımlık bir Book of Belial. Yani damage'ımıza gördüğünüz gibi 2 damage katıyor. Dükkana gireceğim, eğer bir bomba varsa direkt alacağım. Yok. Neden yok? Neden yok? Neyse, sonraki el... Hayata kalma olası... bir Devil Deal alma olasılığımızı arttıralım o zaman. O şekilde almak zorunda mıydım damage'i? Brimstone'umu alsam o kadar canım yanmaz. İnsan bir health up verir. O Brix'ten ne beklersin zaten? Evet. Bu ilginç bir item. Oyunu mahvedebilirdi. Güzel hali değil. Mahvetmeye başladı mesela. O arkadaş eğer PhD varsa çok güzel bir item. PhD yoksa ne olacağı belli olmayan bir item. Böyle ilginç bir konumda duruyor kendisi. O yüzden seviyor muyum, sevmiyor muyum en ufak bir fikrim bile yok. Fakat hiç boşluk item olmamasından iyidir hani. En azından her 6 odada bir adet hap verecek bize. Ki bu da bir şey. Ve kesinlikle yapmayacağım bir şey. Evet, harikasın. 2 tane soul heart. 2 soul heart, 2 soul heart. Mesela yarımını şimdiden yedik bile. Bugün cidden çok kötü oynuyorum. Çok fazla damage alıyorum. Evet, o zaman ne yapıyoruz? Bir dükkana bakıyoruz. Yani mantıken. Dükkan.
gelirken de yine bir halt yok. Neyse biz de bağış yaparız. Bu ellerden pek bir umudum yok. Dürüstçe söylüyorum, umutsuzum. Ha bak şu an Larry Junior'a karşı çok avantajlı bir konumdayız. Uzun versiyonu olmasaydı çok daha güzel olurdu. Ve fark etmemek. Görmeden aldım fakat bir Fear Shot'ı alacağım. Evet. Peomon. Evet, yes. Tamamdır, güzel. Missing Page'i sevmiyorum. Hani hiçbir işime yaramayacak. Caves. Evet, gördüğünüz gibi Fear Shot böyle güzel işlere yarıyor. Düşmanın bizden korkmuyor. Güzel bir şey çık. Güzel bir şey çıktı dedim. Güzel bir şey. Al sana güzel bir şey. Are you a wizard? Hadi düzgün ateş edene. Okey, sen daha iyi. Bu benim için muhtemelen dünyanın en gereksiz trinket'ı olabilir şu anki halimde. Çünkü Knuckbane'in etkisini arttırıyor fakat Knuckbane'imiz yok. Çok süper. Pheromones. Anahtar. Anahtar her daim iyidir. Sen nesin? Lemon Party. Bu güzel bir hap. Feromonu kalabalık doğru da kullanacağım. Kalabalık doğru dedim. Bir tane bombaya ihtiyacım var. Şurada bir tinted rock var. Ha, quirling. Quirling kaya diyelim. Dash. Burada hiçbir şey yok. Dükkanda zaten paramız yok. Hayır, belki greed çıkar diyoruz da. Anahtarım da çok yok. Hani anahtarım olsa tamam da anahtar da fazla olmayınca ve hala item room'umuzu bulamadık. Evet. Devam edelim. Tamam. Bir tane çomağı hazırla. Item room burada. Şunlara uyuz oluyorum. Speed down, teşekkürler. Revenge Fly, fena değil. Hatta fena değil değil hiç. Gayet iyi. Yani sinekler arasında en güzellerinden biri olabilir. Damage yediğiniz takdirde çok sağlam bir biçimde diğer moblara damage vurmaya başlıyor. Ha, 2 mil öteye git. Ve hala bombamız yok. Bizim en büyük sıkıntımız bomba. Ciddi anlamda. Hani haplar arasında explosive diarrhea çıkmasını istiyorum bu yüzden. Ve inanılmaz iğrenç bir ve feromonu boşuna harcadım. Neyse bir süre bana saldırmasına geldi en azından. Revenge Fly. Sana güveniyorum. Canımsın. Aslansın be. Ah,
Brimstone baby, brimstone baby, brimstone baby. Oh yeah. Ha, şimdi bomba gelir, değil mi? Evet. Kör skalı hiç sevmiyorum. Şeyler ve large roomlar kesinlikle kısa mazo sistemle daha büyük bir işkence. Lockdown. Teşekkürler. Çok ihtiyacım vardı. Hayır, sana girmeyeceğiz. Teşekkürler. Tamam. Sen şu an daha çok iş mi yarayan bir trinket'sin. En azından bir etkin var. Evet. Tamamdır. Ve devam ediyoruz. Şu iğrenç şeyler ve boğuşacağız değil mi? Seni seviyorum böyle bir son bebeği. Personal little boys. Bir kere üst üste lockdown. Süpersin. Değil. Açık ara farkla seni tercih ediyorum şu an. Geçen oyunda sana söylediğim her şey için özür dilerim. Değil. Tamamdır. Bir halt olaymış. Şuraya gidelim. Range problemimizde The Rolling Stone gayet güzel idare ediyor. O zaman hadi kawaii bokçanları öldürelim. Ve bize iki tane bomba versinler. Yay! Ve ihtiyaç duymadığınız elde bomba veriyorlar. Ne harika değil mi? Dünya çok adil. Yay. Ben de katılıyorum Little Brimstone. O zaman... Tabii ki de çal. Boş. Bu gömücü almak çok saçma oluyor benim için. Aslında biraz iyi de oldu gibi. Evet. İki tane Dark Arts. Ya da Black Arts ya da... Sin Heart ya da Evil Heart ya da... Extra Vagazan... Vaganza Heart. Bunu tamamen uydurdum. Ne derseniz deyin. Ah! Yanlış tuşa bastım.
Q'ya bastım. Neden lockdown dedim kendime? Fuck me. Lockdown alırsan olacağı budur. Yine benim gülümsüzlüğüm senin gülümsüzlüğünü döver değil. Teşekkürler. Bu fazla iyiydi. Evet, sen gel bakalım. Daha sonra bir denerim. Boşver. O damage'i almak zorunda mıydım? Revenge Fly harikasın. İki seni aldım. Evet. Demek ki neymiş? İmkanınız varsa eğer Revenge Fly'ı alıyorsunuz. Evet ve mesaj geldi. Bakarım şimdi. Her videomda olduğu gibi bir adet mesajım var. Hemen bakayım önemli bir şey mi? Hayır değil. Tamamdır o zaman. Yayınımıza devam ediyoruz. Oh yeah. Yarasalar. Yarasa yaramasa diye bir espri yapmayacağım. Ama muhtemelen yapmayacağım demem bile espriyi yapmışım kadar olmuştur. O yüzden... Evet. Arada sayıyla takılmaya ara vermem güzel olabilir. Adamın espri anlayışını kaptım. Ben normalde az öz ama zekice espriler yapıyorum. Olmuyor böyle. What have you done to me, Zeonen? What have you done? You monster! Spider baby! Aslında infestation 2 alabilirsen çok güzel olur. Hepsini bağışlayacağım. Evet. Feromonus güzel, tamam. Tamamdır. Diğerlerine gerek yok. War, ne haber? Oy oy. O son damage'ı bu espriyi bulurum bir kere yap. Ve Revenge Fly bizim için Book of Revelations. Yeni item açıldı. O zaman... Burada bir anne var uzakta. O anne bizim annemizdir. Öldürmesek de, üstümüze basmasa da. O anne bizim annemizdir.
Şarkı söylemeyi de kesmeliyim değil mi? Evet. Feromon stansa değil. Bu kesinlikle çok daha tercih edeceğim bir karttır. Pardon. Şu item'ı yiyelim artık. Oraya yer alabilecek bayağı bir şey var. Sadece kartlar ya da haplar değil. Yani nasıl değilmiş? Tabii ki de. Bu arada... biraz daha hızlı bir biçimde benimle ulaşabilirsem eğer güzel bir şeyle karşılaşabiliriz. Hani... Evet... Annie'yi bulmak istiyorum. Teşekkürler. Poison Touch. Tamam. Damage aldığımızda karşıya damage koyacak bayağı bir itemimiz var. Bunun anlamı bayağı güzel şeyler bizi bekliyor. Özellikle Annie'ye karşı savaşırken. Çünkü Annie'ye karşı savaşırken hani bu seviyedeyken bayağı damage alabiliyorsun. Hayır, seni istemiyorum. Sen hiçbir işime yaramıyorsun. Sen de o damage'i anlamıyorsun. Hayır, hayır. Argo ve a wizard. Hayır, büyücü değilim. No, I'm not a wizard. You're a wizard, Harry. Açılmadı. Çünkü yetişemedik. Evet. Cube of Meat mi aldık? Oha. O damage'ları yemek zorundaydım değil mi? Bean hakkında söylediğim her şeyi geri alıyorum. Şu ana kadar hayatımı kurtaran şey Bean oldu. Tabi Mr. Bean değil. Ama o da olsa olurmuş. Evet, The Fool. Aman ne güzel. Dövüşten kaçmak da huyumuzdu zaten. Biraz müzik güzel. Ve benim Grimson'um vardı. Onu unutmuşum. Evet. Devam edelim.
Çap. Ne haber? Harika çaplan demişim. Kendimizden de damage yedik. Süper gidiyoruz. Lütfen bir şeyler düşür. Tam o da düşürse olur. Parayı nereye harcayacağız? Orası da var. Bir de bakıyormuşsun karşımıza anında bir beggar için. Dilenci çıkıyormuş. Ve kesin açık ara farklı en nefret ettiğim mod bu olabilir. Fark ettirmiyor yarım can. Biliyorsunuz bize tam can lazım kişi fark ettirebilmesi için. Muhtemelen burada. Değilmiş. Evet, kendim kaşınıyorum şu an. Bunu kabulleneyim. Ama kaşındığıma değiyor mu? Değiyor. Kabul edelim onu. Çok fazla kabul edelim dedim ama kabul edelim. Tamam, kendine bile yeter demeye başladım. Ama kabul edelim. Greed. Daha çok para elde edeceğiz yani. Ya da %50 indirim ve şu an hiçbir işimize yaramayan bir item demek oluyor bu. Sen daha da hiçbir işe yaramıyorsun. Siz de hiçbir işe yaramıyorsunuz. Sülük gibi yapışmak dışında. Ya da bana bomba vermek dışında. O da bir şey hani. Bu odaya giremiyorduk, evet. 3 canımız var. 3 tane damage yeme hakkımız var. Tabii wafer bulmazsa. Bu odada sana kaç tane var? Saymayı unuttum artık. Bir şey deneyeceğim. Ben hani şu kırmızılarda işaretli kayaları göremiyorum hani. Yani belki bir yerde vardır. De şansımı de bir şey de denemek istiyorum. O da sensin. Hayır, değilmiş. Oo, ölüm. Oraklarını hiç sevmiyorum zaten seni. Atın çıktı şimdi. Aslında öldüğüm atınla ilgilenirim bir ara. Tamam, Cube of Meat güzel.
Uzun bir video oluyor yalnız. Tam para harcayacak yer bu. Dalga geçiyorsun değil mi? Dalga geçiyorsun değil mi? Var yarısında Money Equals Power Man. Ve o iki damage'i de almak zorundaydım değil mi? Oyun şu an benimle dalga geçiyor. Ciddiyim, oyun benimle dalga geçiyor. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Evet. Bari bir dilenci falan ver. O da yok. Uçladık. Hadi ölün. Ölün. Argüman Wizard hakkında neler düşündüğümü zaten biliyorsunuz. O yüzden tekrarlamama gerek yok. Gelmese daha iyi. Bu biraz tuhaf bir yaratık. Normalde kendisi bir boss. Hani... İğrenç bir boss ama. Bunun da sağ solu belli olmuyor. Yanlış görmüşüm. Evet, devam ediyoruz. Tabii onun brimstone'u yok. I have brimstone, bitch. Tamam, bunlar güzel. Güzel bir şey için. Pretty Fly, yay! Keşke vampirizm tarzı bir şeyimiz olsaydı. Ah, demiçelik bir tane. Ah, ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Q'ya bastım. Full'u bu yüzden tutmamalıyız. Şurada bir tane olma olasılığı var. Evet var. Süper Grid harika.
Tamam, bu güzel bir item. Gazı boşuna aldı. Evet, kendisi de icablarına bakıyor. Evet. Hadi bakalım. Şu an sadece borçlamaya odaklanalım. Ah, o damage'e mecburundaydım değil mi? Şu an tek damage'lık hakkım var. Ve hala annemin kalbinin, canımın çoğu duruyor. Ah, öldüm. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.